Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün YKS'de dem de şov yaptık. Ee, soruları değil, kelimeleri dahi bildik bazı sorularda. Bununla ilgili pazartesi günü video atacağız, kanıt videosu. Ee, o zaman bizim hangi sorularda birebir kelimelerini dahi bildiğimizi göreceksiniz. Sizlerden e, birçok mesaj geldi. Hocam edebiyatla ilgili genel bir tekrar yapın, çıkabilecek püf noktaları, taktikleri verin diye. Onun için hemen bir video çekmek istiyorum. Şimdi söz sanatlarındaki taktikler e, aklımızda tutmamız gereken şekilleri. Şimdi hüsnü talil, güzel nedene bağlama diyoruz. Bunda neden sonuç ya da amaç sonuç cümlesi arayacaksın. Sen gittin diye bulutları ağladı. Neden ağladı? Sen gittin diye. Yani bir olayın sebebini başka bir olaya bağlar. Tecahül arif, cahil arif. Bildiğini bilmezden geliyor. Bunda da soru cümlesi arayacaksın. Benim Allah'ım bu çizgiliyiz? Cevabını biliyor sorunun ama yine de soru soruyor. Tenasüp. Hani argoda kullanırız ya münasip bir tarafına diye. İşte münasip nedir? Uygun. Tenasüpte uygunluk oradan aklında kalsın. Münasip tenasüp. Tezat zıt zaten. E, teşhisle teşbih birbirine karıştırabiliyor. Teşhisi de doktor teşhisinden aklına getir. Doktor teşhisine koyar, insana koyar. Yani kişileştirme. E, benzetme, teşbih. bunlarda da gibi sözcüğü çok kullanılır. E tarizde, tacizden aklına gelsin. Sözlü taciz. Yani karşıdakine laf çakmak, laf sokmak. Kinaye de aklına atasözleri ve deyimler gelsin. Hem gerçek hem mecaz anlamda kullanma. Yani ateş düştüğü yere yakar. Hem gerçek anlam var hem mecaz anlam var. Mübalağa. Aa, abartma. Abartma, Tekrar tekrar. Söz sanatları ile ilgili taktiklerin bunlar sevgili arkadaşlar. Evet şimdi e, dönemlerin kodlamaları var. Mesela sevmeyecek az. Kim bunlar? Yedi meşaleciler. Sevmeyecek az yedi meşaleciler. Afo, maviciler, hisarcılar bunlar da. Yedi meşaleciler bir ihtimal olabilir ama diğer ikisinden sanmıyorum. Evet bu olabilir. Garipçiler, Omo, Orhan Veli Kanık, Meliç Edat. Ya bu garipçilerin en önemli özelliği Beşiktaş'ın çarşı grubu gelsin aklınıza. Hani çarşı, çarşıdan Omo aldım. Bunlar her şeye karşı, şiirde her şeye karşı. Ölçü, uyak, redif, kafiye ne varsa alayına karşı. Omo, çarşı, çarşıdan Omo aldım her şeye karşı. Ece süt iç. Bunlara birinci yeni deniyor de deniyor. Bunlara da ikinci yeni de deniyor. Bunlar ikinci yeniciler. Bunlar da çıkabilir. Bunlara bir daha bir isterseniz göz atın. E bunlar da birinci yeni toplumda tamamen karşılar. Yani şiirde anlam kapalılığı onları biliyorsunuz zaten. Hey of neydi bu? Beş hececiler. Fehoy deniyor. bunların da anahtar kelimesi şu. Şiire aruzla başlayıp heceye geçmişlerdir. Beş hececiler zaten hece ölçüsü. Aruzla başlayıp heceye geçtiler der. Kopya olarak buna dikkat. şiir türlerine lirik duygusal şiirdir. Epik tepikten aklına gelsin tepik. Teptin birisini ne oldu? Kavga çıktı, savaş çıktı. Pastoral, pastoralize sütten aklına gelsin. Pastoralize süt yani doğa. Didaktik taktikten aklına gelsin. Taktik veriyor sana. Öğretiyor. Bir şeyler öğretiyor. Satirik şiir satırdan aklına gelsin. Satırla ne yaptın? Adamı doğradın. Yani onu taşladın. Eleştiri şiiri. Eleştiri yergi şiiri. Klasizm dediğim akıl sağduyu geçer mutlaka sonun bir yerinde. Unutma eski Yunan Latin edebiyatları der. E, romantizm derse duygu hayalden mutlaka bahseder. Realizm gerçekçiliktir. Naturalizm sorarsa soya çekim ya da deney mutlaka bir yerde geçer. Panestizm ve sembolizm de sadece şiirde etkili olan akımlardır. Bu realizm versiyonu, bu da romantizm versiyonu dur. Evet, çıkabilecek önemli sanatçılar ve lakapları. Akşam şairi Ahmet Haşim sadece arz ölçüsüyle yazmıştır. Unutma bunu. Böyle birkaç tane şair var onları söyleyeceğim şimdi. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu. Soyadına bak kaç kelimeden oluşuyor? Üç. Üç dönemde eser vermiş. Halledip adı var. Kendisi kadın. Kadın kahramanları e, ee, romanlarında genellikle böyle üstün karakteristik özelliklere sahiptir. Kurtuluş Savaşı konulu romanları meşhurdur. Vurun Kahpe'ye biliyorsunuz çok meşhur. Or ee, Orhan Veli Kanık, az önce söyledik garip insan. Beçet Kemal Çağlar Atatürk şairi diye geçer. Kemalettin Kamu Gurbet şairi diye geçer. Ahmet Hamdi Tanpınar zaman şairi diye geçer. Rüya zaman bilinçaltı kelimelerini gördüğünde Ahmet Hamdi Tanpınar onun olasılığı çok yüksek. Ziya Gökalp milli edebiyatın fikir babası ve Türkçülük akımının kurucusu. E, Ömer Seyfettin dedim olay öyküsü, Sait Faik dedim mi durum öyküsü. Abdülhak Şinasi Sar Boğaz içi ile ilgili eserleri vardır. Boğaz sanatçısı diye geçer. Nurullah Taç e, deneme sohbet türünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Bundan bahseder. E, Ahmet Rasim dediği zaman fıkra. Fıkra türünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi. Sait Faik aynı zamanda İstanbul öykücüsü diye geçiyor. E, Cevat Şakir Kabağaçlı, Halikarnas balıkçısı, namı değer. Yahya Kemal Beyatlı, İstanbul şairi diye geçer. Sadece aruz ölçüsünü kullanmış tek ok şiiri dışında. Bunun da ayırtıcı özelliği budur. E, Mehmet Akif ümmetçi şair biliyorsunuz. E, sadece aruz ölçüsüyle bakın sadece aruz. E, kim demiştik başka? E, Cenab-ı Şahabettin demiştik, Ahmet Haşim demiştik. E, Orhan Veli Kanık sokağa edebiyata getiren şair. E, az önce de bahsetmiştik Orhan Veli Kanık'tan. Ömer Bedrettin Uşaklık Anadolu'da Ahmet Haşim bundan bahsetmiştik. evet ee, buraya geç. Bunu bakmışız. Bunu geçelim sevgili arkadaşlar. Evet Muallim Naci sözlük türündeki eserler ünlü. Ee, Recaizade Muhammed Ekrem eski eskiğini tartışması. Zemzeme demdeme. Recaizade'nin z'sinden zemzeme aklınıza gelsin. Bununki demdeme. Abdülhakami Tarhan şairi azam ya da tezatlar şairi diye geçer. Mehmet Rauf'u sorarsa Eylül'ünden bahseder. ilk psikolojik roman. Cenab-ı Şahabettin ee, yine aynı şekilde sadece aruz ölçüsü, şiirde musikiye çok önem veriyor ve bir şiirde farklı aruz kalıpları kullanmıştır. Ee, hem sembolizm hem panesim temsilcisidir. Yani bu da çok sorulan eee şairlerden bir tanesi. Halit Ziya Batı Tekniği e uygun ilk romanlar özellikle de Mai ve unutmayın. Tevfik Serhat Şirin'in kurucusu. E, tüm şiirlerini aruzla yazıyor fakat çocuklar için yazdığı Şermin isimli e, şiir kitabında hece ölçüsünü kullanıyor. Parnasizm temsilcisi. Necip Fazıl Kısa Mistik Şair, Mehmet Emin Yurdakul, Milli Şair diye geçer. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Sokağa Edebiyat'a getiren sanatçı daha önce soruldu. Peyami Safa, Server Bedi e, takma adını kullanmış bazı yazılarında. Buradan belki bunu verebilir. Arif Niyasat, Asya Bayrak Şairi. Beçet Necatigil, Evler Şairi. Evet, Ahmet Bistat Efendi, Yazı Makinesi, Hacı Evvel diye de geçiyor. Cahit Sıkı Tarancı, Nedir Ölüm Şairi. Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Evet e, Baki Sultan Üsküara Şairler Sultanı. Fuzuli Divan Edebiyatı'nın en büyük ismi 3 dilde divanı vardır. Izdırap şairi de geçer. Leyla ile Mecnun'un mesnevisi, şikayetname. Nedim Lale Devri şairi. E, şarkı türünün en önemli ismi. Zek ve eğlence şairi. Nefi Hiciv Üstadı. Unutma Hiciv dediğim Divan Edebiyatı'ndan e, Nefi gelecek aklına. Nabi Hikemi öğretici şiir. Şeyhinin harnamesi var geçen yılda sorulmuştu. Sinat Paşa, Süslü Nesir, e, Mevlüt, bugün camilerde de okutulan Vesületin Necat Süleyman Çelebi'nin eseri. Geldik halk edebiyatına. E, Koçaklamalarıyla ünlüdür dedi ve yanında Bolu Bey'ini verir, Köroğlu. Koçaklamalarıyla ünlüdür der, Bolu Bey'ini vermez ya da Toros'tan Avşar Boyunlandır'da Dadaloğlu. Aşk edebiyatının en büyüğü Karacaoğlan. Kaygusuz aptal şatiyeleriyle önünü unutma. Pir Sultan Abdal'ın anahtar özelliği asılarak idam edilmesi kendi öğrencisi tarafından. Yunus Emre ile Mevlana karıştırılabilir çünkü ikisinde de insan sevgisi, hümanizm vardır. Farkı ne? Yunus Emre sade bir, arı bir Türkçe kullanmıştır. Mevlana ise şiirlerinin eserlerinin tamamını Farsça yazmıştır. Kat, Katip Çelebi Hacı Kalfa diye geçer daha önce soruldu. Şinasi ilklerin adamı biliyorsun. Namık Kemal, vatan şairi. Rejo Üstad... Zemzem Eseri e, Serhat Fünn kurulmasına öncülük eden kişi olarak da karşımıza çıkıyor. Nazım biçimlerini hızlıca geçelim. Şimdi koşmanın türlerini unutma. Güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt. Evet. Güzelleme, lirik şiir. E, koçaklama da epik şiir. Taşlama, yergi şiiri. Hani demiştik ya satirik şiir. Ağıtı zaten biliyorsun. Bunun bir de şeyini unutma. E, şunu şöyle çekeyim. 11 derece ölçüsü koşma. Niye? Şurada Sema ile farkı bu. Bu 11, bu 8. Varsa ile semayının farkı ne? Şunu gördün. Böyle bir soruda gelebilir. Bire hey be hey. Şiirin ilk dörtlüğünde bire hey be hey varsa o varsağıdır. Semaiden farkı bu. E destanın anahtar özelliğine toplumu derinden etkileyen olay derse orada da cevap destandır. işaretlersin geçersin. E, ee, İslamiyet öncesi Türkiye'de Edebiyatı ile ilgili unutmaman gerekenler. Şiir e, söyleyen kişiler. Kopuz eşliğinde. Ee, bunlar e, boks diye boks diye kodlayabilirsin. Kamşaman baksı ozan. Yuh töreni vardır. Öğlenin arkasından yuh diye bağırmışlardır. Sığır ve şölen bunlar ziyafet ve av törenleri. Sav günümüzdeki atasözü sagu ağıt ya da divan edebiyatındaki mersiyenin karşılığı. Unutma bu karşılıklar sorulabilir. E, koşuk halk edebiyatında koşma, divan edebiyatında da gazel diye geçer. E, Saka Türklerinin Alper Tunga ve Şu Destanı, Göktürklerin, Bozkurt, Ergenekon, Hunların Oğuz Kağan, Uygurların Türeş, Göç Destanları vardır. Bunlar da önemli. E, geçiş dönem eserlerinden Kutat Kubilik 10. E, 11. yüzyıl e, değil mi? Mutluluk veren bilgi anlamına geliyor. Bilikten aklına gelsin yazanı unutma, ilk siyasetname, ilk mesnevi bunları unutma. Bunlar da önemli. Yani orada çıkarsa ya Kutat Kubilik çıkar, geçiş dönem eserlerinden ya da e, ne çıkar? Divan-ı Lügati Türk çıkar. E, bunları geçmiş miydik? Geçmiştik, bahsetmiştik bunlardan. Evet, Aşık Edebiyatı, e, Anonim Halk Edebiyatı'nda mani 7 ölçüsü, bunu unutma, 7 Ölçüsü. ölçüsü. Yani sorarsa burada bunu sorar. AA ilk sahibi kafiye düzeni AAXSA A, A. manide yedili ölçüsü kafiye düzeni A, A, X, A'dır. Bunu unutma. Düz yazı türleriyle ilgili e, fıkra köşe yazısı unutma. Güncel konularla ilgili yazılır. Makale bilimsel konu bunun anahtar özelliği budur. Anahtar özelliği. Söyleşiyle deneme birbirine çok benzer. Farkı ne? Yazar kendi kendine konuşuyormuş gibi derse denemedir. Okuyucuyla konuşuyormuş gibi derse sohbet ya da söyleşidir. Anı e, geçmişe dönük e, hatıra anı olaylar anlatılır. Onun da günlükten farkı bunlara bakmıştık. Ha, Divan Lügatü Türk diğerlerine bakmamıştık pardon. Divan Lügatü Türk'te ilk sözlüğümüz Arapları Türkçe öğretmek amacıyla Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Yani dediğim gibi çıkarsa muhtemelen şu ikisi çıkar. Bunun ismini unutma. Türkçe karşılığını. burada da Divan Hikmet Ahmet Yesevi'nin eseridir diyelim. evet tekke edebiyatı yazım biçimlerinden. Burada ne çıkabilir? Şatiye olabilir. Hani bunlar dini inanışların alacı bir dille işlendi. Şiirlerdi. E, bu çıkabilir. Hani devri inancı Allah'tan gelip Allah'a dönmek. İlahi dedim zaten biliyorsunuz. Bunu söylemeye gerek yok. Evet divan edebiyatından azın Birimi dörtlük olanlar. Şimdi burada tuyuk ve rubayı çıkabilir sevgili arkadaşlar çıkarsa. E, farkı ne? İkisi de A, A, a. E, mani de A, A, X, a hatırlarsanız. Bu ikisinin farkı eğer sorarsa şairini verir. Ömer Hayyan verirse Rubai'dir, Kadı Burhanettin verirse Tuyuk'tur. Ya da şöyle der, Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı. Çünkü rubayı İran edebiyatından bize geçme, Tuyuk ise bizim Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı bir nazım biçimi. Şarkı da aynı şekilde. Yani Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı nazım biçimidir diyorsa orada cevap şarkıdır sevgili arkadaşlar. Evet Gazel 5-15 beyit unutma. Gazel Kaside benziyor. Neyi benziyor? İlk beyitlerine matla makta denmesi. En güzel beyitlerin aynı şekilde. Kafiye düzenleri benziyor. A, A, X, diye gidiyor. Gazel ile Farkı şu. Çarpı 3'tür bakın. 5-15 beyit, 33-99 beyit. Bunu unutma. Mesnevi'de beyit sınırı yok ve bunun kafiyesi Gazel ve Kaside'den farklı. Bak buradan yakalarsın. Bunu unutma. Bakalım başka var mı? Evet kalmadı. Edebiyatla ilgili efsane taktikler, püf noktalar bunlardı. Kendinize çok iyi bakın. Yarın başarılı.